İrina Şayk, sen ne diyorsun? 10-15 bin dolar falandır herhalde. 15 bin dolar. Yani utanma, ne olacak? Sence? Bence bir 10 bin doları vardır. Hocam yani böyle bir öğrenciyi nasıl övebilirsiniz ya? Her gün okuldan kaçıyormuş. 50 bin Türk lirası mı? Evet. Bence güzel rakam. Buradan tüm Azerbaycan'a, kardeşlerimize selam olsun. Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün çantamı sırtıma taktım ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim. Burada gerçekten çok önemli olaylar var. Bunları sizlere aktaracağım. Ama şu anda kampüsün içerisindeyim. İnsanları yanıma çağıracağım ve onların yanına gideceğim tabii ki de. Ve onlara yazılımcıların ne kadar kazandıklarını soracağım. Ve daha sonrasında YTÜ Startup House'un onlara neler kattıklarını soracağım arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmıyoruz. Yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Gelin soralım. Sizce yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Yazılımcılar çok kazanıyordur diye düşünüyorum. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmenisiniz. Evet. Mesela atıyorum, yazılımcılar kaç para kazanıyor sizce? Yazılımcılar bence aylık bir 30K kazanıyorlardır. 30 bin lira diyorsunuz. Evet, 30 bin lira. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim sana. Okuyor musun? Evet, okuyorum. İsmin ne? Sude. Sude, hangi bölüm okuyorsun? Ben daha lisedeyim. Ha, lisede misin? Tamam, sana bir soru soracağım. Yazılımcılar sence ne kadar kazanıyor? 10 bin kazanıyorlardır aylık. Ama 10 bin az ama gibi ya. TL değil. Dolar düşünüyorum ben. Dolar, tamam, o zaman süper. Arkadaşlar merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Yazılımcılar ne kadar kazanıyor? 20 bin mi? 20 bin diyorsun. 20 bin TL mi, dolar mı? Bilmiyorum. Sence yazılımcılar ne kadar kazanıyor? 15 bin diyorum. 15 bin dolar. Gel utanma, ne olacak? Sence? Bence bir 10 bin doları var. Biler ya. Yazılımcılar sence ne kadar kazanıyor? Türkiye'de bilmiyorum da globalde yıllık 80-100 bin arası bir... Değil mi? Yani yurt dışında 80-100 bin lirayı bulan miktarlar var. Doğru diyorsun. Peki Türkiye'de sence? 40-45 bin. Sen Azerbaycanlı mısın? Evet. İsmin ne? Kamra. Kamra. Buradan tüm Azerbaycan'a, kardeşlerimize selam olsun. 40 bin lira diyorsun yani son olarak. Lira değil. Yıllık 40 bin dolar gibi. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Aylık 60-70 arası bir şey kazanıyordu. Yani aylık kazanacakları para en fazla 30 bin lira. 30 bin lira. Yani freelance çalışanları bir fikrim yok ama devlette çalışanlarla ilgili ben de 15-30 arası falan diyebilirim. Bunlar 1000 Türk lirası değil mi? Evet, Türk lirası. Tamam. Sizce yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Bölümüne göre değişir. Tahminen. Yine vardır bir 50. 50 bin Türk lirası mı? Evet. Bence güzel rakam. Evet, dışarıdaki röportajlarımızı gerçekleştirdik. İnsanlara yazılımcılar ne kadar kazanıyor diye sorduk. Yanımda çok değerli bir insan var. Berk var. Berk, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Berk bir yazılımcı arkadaşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 3. sınıfta. Evet. Hatta sen kendini biraz bahset, tanıt. Yıldız Teknik Üniversitesi 3. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bir yandan da aslında bu yıl okuldan daha çok Yıldız Teknik Blockchain ile ilgilendik. Hackathonlara katılıyoruz. Projeler geliştiriyoruz. Bir projemizde birinci oldu burada. Onu anlatacağız şimdi. Çok güzel, süper. Ben insanlara dışarıda şunu sordum. Yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Bir tahmin yürütmelerini istedim. Bu soruyu sana da sormak istiyorum. Çünkü sen bir yazılımcısın. Yazılımcılar başlıyor. Hani başlayış fiyatlarını göre değişiyor senior'undan junior'ına. Fakat şunu söyleyebilirim ki Web3 developer'ları çok kazanıyor. Çünkü çok fazla talep var, çok fazla proje yapılmak isteniyor, çok fazla fikir var. Bunu karşılayacak yazılımcı yok. O yüzden fiyatlar da doğal olarak daha fazla artıyor. Çok yüksek maaşlar alan arkadaşlarım var tanıdığım. Sen de kendini bu yönde geliştiriyorsun. Evet, evet, evet. Süper. Şimdi sana 4 farklı sorum olacak. İlk olarak YTÜ Startup House Bootcamp'e nasıl başladın? Bundan bahsetmeni rica ediyorum. Aslında dediğim gibi biz Yıldız Teknik Blockchain topluluğuyuz. Bizim bağlı olduğumuz kulüp Mint. Onlar bize söylemişti. Hackathonlara katılıyorsunuz. Okulumuzda da böyle bir program var. Katılmak ister misiniz? Tecrübelisiniz, deneyimlisiniz diye. Bize dedik tabii ki de. Bu sayede bildik ve tanıdık. O şekilde katıldık. Mutlu musun peki? Evet evet, çok mutluyuz. Birincilik aldık. Bizim için güzel bir süreçti. Süper. Şimdi az önce dedin ya, birinci olduk. Bir projemiz vardı ve bu projeyi sen kendi ekibinle birlikte geliştirdin. NF Ticket. Bu projeyi aslında insanlar merak edebilir. Nasıl geliştirdiniz? Neyi hedefliyor? Nasıl oldu? Bize bu süreçten de bahsetmeni rica ediyorum. Projemizin çok değerli bir fikir olduğuna inanıyoruz. Bir yandan da işte anlattığımız mentorlar olsun, hocalarımız olsun, tanıdığımız işte Teknopark'taki kişiler olsun çok değer verdiler fikrimize. Bu sayede birinciliği de aldık zaten. Fikre bahsetmeye girersek aslında çok basitçe biz NFT'leri biletleştiriyoruz. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Böyle bir işe gerek var mı? Şöyle ki kara borsa hacmi yaklaşık 2020 yılında 50 milyar dolardı ve bunun 2027 yılında 150 milyar dolar olması bekleniyor. Bizim amacımız NFT'lerdeki mint mantığıyla, mint mekanizmasıyla bu botların alımını engellemek.
Daha sonrasında kara borsayı bizim kendi platformumuzda oluşturmak. Aslında kara borsa değil, ikinci market. Kendi platformumuzu oluşturarak da tekrardan koleksiyon çıkaran, yani aslında ünlü sanatçılar veya işte büyük kulüpler burada bizim platformumuza biletlerini satarak da ikinci satışlarda yine kendileri royalties mantığıyla NFT'lerdeki kazanç sağlayabilecekler. Peki bu geliştirmiş olduğunuz projeye YTU Startup House neler kattı? Çok değerli mentorlarla tanıştık gerçekten. Bizi ikinci günde ve birinci günde yalnız bırakmadılar. Onların değerli fikirlerini gördük, değerlendirdik. Beraber bazı şeyleri tartıştık. Neler olması gerekiyor, neler olmaması gerekiyor. Fikri geliştirirken bize gerçekten yardımcı oldular. Bizim gibi genç arkadaşlarla beraber kendi projemizi geliştirme fırsatımız oldu. Biz normalde yurt dışında hekatonlarda da ya da Türkiye'de de yine genç arkadaşlar oluyordu. Fakat yaş ortalaması sadece belli bir yaşta sabit olmuyordu. Güzel bir süreçti. Arkadaşların projeleri de çok güzeldi. Süper. Peki bu NFT kit dışında başka bir projeniz olacak mı veya düşünüyor musunuz? Aslında NFT kit dışında 3 farklı projemiz daha var ve bir yandan da daha yeni projeler de geliyor. Yıldız Teknik Blockchain topluluğu olaraktan blockchain alanında ve Web3 sektöründe daha çok şey yapacağız. Daha çok projeler geliştireceğiz. Daha çok katkı sağlayacağız bu ekosisteme çünkü daha çok başındayız. Yani bence dünyanın evrileceği yön konusunda çalışmalarınız çok güzel. Evet, şu anda yanımda Deren var arkadaşlar. Az önce biliyorsunuz birinci olan bir ekiple röportaj yapmıştık. Şu anda yanımda ikinci olan, çok güzel bir projesi olan ekibin lideri var, Deren. Kendinden biraz bahseder misin? İsmim Beyza Deren Çetinkaya. Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf biyomühendislik öğrencisiyim. Bu yarışmaya da ekip arkadaşlarımla beraber katıldım. Ekibimizin adı Bayor. Katılarak ikinci olduk. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Peki, gelelim asıl soruya. YTU Startup House Bootcamp'le nasıl tanıştın? Biz YTU Startup House Bootcamp'le Sayın Bölüm Hocamız, Doçent Doktor Cem Bülent Üstündağ sayesinde tanıştık. Cem Hocamızın yanında yaz boyunca laboratuvar stajımızı yapmıştık. Aynı zamanda beraber projeler çıkardık doku mühendisliği alanında. Bu sayede tanıştık. Peki, ikinci olduğunuz proje Bayork neyi hedefliyor? Projelerinizin temel amacı ne? Biraz da bunlardan bahseder misin? Biz bu yarışmaya bölüm arkadaşlarımla beraber katıldık Bayork ekibi olarak. Bu yarışmada kazandığımız ödülle beraber temel olarak şunu hedeflemekteyiz. Doku mühendisliği alanını sağlıkla beraber entegre ederek özellikle yaptığımız proje kapsamında diyabetik yaralar ve yatalak hastaların yaralarını iyileştirip bu iyileşme sürecini kısaltmayı ve daha efektif kılmayı amaçlıyoruz. Yani sağlık için önemli bir adım atıyorsunuz denebilir. Aynen öyle diyebiliriz. Yani doku mühendisliği ve özellikle bioaktif ve biyomalzemeleri kullanarak daha yenilikçi ve daha bioaktif bir çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Süper. Peki bu projenize YTU Startup House neler kattı? Öncelikle biz ekip olarak içimizdeki girişimcilik ruhunu ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Ekibimizin, ekip arkadaşlarımla beraber benim içimizdeki girişimcilik ruhu ortaya çıktı. Aynı zamanda firmalaşma amacımız da bu yarışma sayesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Peki son olarak yeni projeleriniz var mı? Neler yapmak istiyorsunuz? Bizim bu yarışmada öncelikle hedef aldığımız kitle diyabetik yaralar ve yatalak yaralarına sahip olan hastalardı. Fakat ilerleyen aşamalarda biz başka tür yaralar, özellikle yara izi kalabilen yaraları veya hatta cilt kanserini bile geçirmeyi amaçlıyoruz. Evet, bende var mesela. Bir kaza geçirmiştim. Bileğimde bir yara var ve geçmiyor. Onunla ilgili aslında dövme falan bile yaptırmayı düşünüyordum. Konuyla ilgili gerçekten takdir ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun her şey için. Teşekkürler. Ricalar. Evet, geldik videonun sonuna. Ne yaptık bu videoda? İlk önce sokağa çıktık. İnsanlara dedik ki yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Daha sonrasında yazılımcıların burada kendini geliştirmiş olduğu yere geldik. Neredeydik? Tabii ki de Yıldız Teknik Üniversitesi. Burada gerçekten çok özel bir program var. YTU Startup House Bootcamp. Burada yazılımcılar kendilerini geliştirebiliyorlar. Yazılımcı olmak için daha iyi şeyler öğrenebiliyorlar. Az önce birinci ve ikinci olan ekiple konuştuk. Çok güzel projeleri vardı. Hem sağlık için hem de geleceğimiz kripto varlıklar, NFT gibi gerçekten bizim hayatımıza dokunacak olan şeylerde projelerini geliştiren insanlar var burada. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Burada dereceye giren arkadaşlara hem para ödülü hem de ön kuluçka programı ile destek veriliyor. Benim için gerçekten çok keyifli ve bilgilendirici bir video oldu. Sizin yorumlarınız neler? Lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.